Ander odun. Bunun içerisinde, bu arada bu fotoğraf çekme noktasının altında böyle bir yer var. Size aslında bir kağıt veriyorlar ve bu kağıtlardan Kore'de böyle gezdiğiniz yerleri eğer damgalarsanız ekstra ödül falan alıyorsunuz. İşte kart falan veriyorlar. Bunun içinde de gösteremiyorum ama şuradan şöyle. Buna basıp böyle damga alıp basabiliyorsunuz. Ama tabii ki de gelen fanlar bunun içindeki damgayı yürütmüşler. Oops. Bastığım damga bile yok ortada. Çok saçma. No. Bu arada buradaki sandalyelerde sevdiğiniz sanatçının ismini yazıyor. Ben şu an J-Hope'a doğru gidiyorum. Eğer isterseniz böyle gelip o kişilerin adına oluşturulmuş bu banklara oturup birazcık morluğunda kafa dinleyebilirsiniz. J-Hope podi. J-Hope otaki podi'sinde. J-Hope podi. Jungkook. Çok romantik hani. Namçin opsunika akkapta. Jungkook'tu daha önce herhalde birkaç tane ayrı tek başına şarkı yaptı diye biliyorum. Bu sene bayağı popüler olmuştu. Wednesday, Thursday, Saturday. O şarkıyı söyleyen çocuk Instagram'da Reels'lerde patladı. Beklendiği gibi. Kre, ikinciye gidiyoruz. Az önce gittiğimiz otobüs durağı tam olarak şurada duruyor. Orada fotoğraf çektikten sonra yol üstünde bunu gördüm. O kadar güzel bir salıncaktı ki. Fotoğraf çekmeden, sallanmadan duramadım. Anın keyfini çıkarmak için yorgunsanız harika. Hava çok güzel. Yazın geldiğinizde burada terden ölüyorsunuz. Ama şu an yaz değil. Biraz daha böyle sonbahara artık böyle bitirip kışa giderken ki bir dönemdeyiz. Ve o kadar iyi gidiyor ki. Hava gerçekten çok güzel. Yazın geldiğinizde burası yağmurlu olduğu için hem nemli hem de biraz sıkıcı olabiliyor. Ama sonbahar ortaları, sonbahar sonlarına doğru gelince... Yeme de yanında yat. O kadar diyorum yani. One minute 37 seconds later. Şu an gittiğimiz yer arkadaşlar size sürpriz. Aslında yakın olduğunu bildiğimiz için gidip gitmeme kararında böyle bir gidip gelmiştik arasında. Ama karar verdik ki burayı da görmeniz lazım. Şu an BTS'ten sonra ikinci durağımız Dokkebi, yani Goblin'in çekildiği bu kırmızı atkının boynuna dolandığı yerdeyiz arkadaşlar. Romantik bir yerdeyiz. Romantik bir yerden çıkıp romantik bir yere geldik ve ben Honca'yım. Tek başınayım. Bu birazcık içimi sıkıyor. Bu arada arkada Dokkebi yazan kafeler falan açılmış. Çok tatlı, anlatamam ya. Gelip görmeniz lazım. Kahve seviyorsanız. Sanırım kahve evi. Evet, burada böyle herkes... Bir şeyler yapıştırmış, video falan çekmişler. Zaten önünde hemen o Dokkebi'nin şeyleri de var. Fotoğrafları, çizimleri de var. Çok tatlı duruyor. Ve... Ben kamera tutacağım arkadaşlar. Atkım da yok ama. Pek fazla insan olmaması beni şaşırttı. Normalde çok fazla insan oluyor. Yeah. Evet. Oldu vassa. Za. Za. 이게 뭐예요? 널 위해 준비한 거야. Acaba mumum olmadığı için mi gelmiyor Gongyo? Bana bir ateş yakar mısınız? Opso. Sanırım bir muma ihtiyacım vardı. Mumum olmadığı için Gongyo'yu göremiyoruz şu an. Şuraya. Çomdu, çoğungurlu hanaman poyocuk geyo. Çuk canım yon. Bence bu da bir poz. Bu aralar bütün pozlarım tepe taklak çünkü. Hayatım gibi. Set.
Exactly 10 seconds later. Evet arkadaşlar, az önce gösterdiğim bok gibinin olduğu yerdeyiz. Ben şu atkımı, hava sıcak olsa da şöyle boynuma alıyorum. Arkasından ne yapıyoruz? Dondurma sipariş ediyoruz. Burada da genelde böyle ünlülerin falan da gelip dondurma sipariş ettiği bok gibi dedikleri bir kafe var. Çizimler çok tatlı, şuna bakın. O kadar çok insan gelmiş, o kadar çok insan çizim yapmış ki. İnanılmaz tatlı bir kafe. Aa, deliriyorum, şuna bak, çok güzel. Bu arada isterseniz siz de yapabiliyorsunuz. Çok havalı değil mi? Şimdi size ne göstereceğim? Kore'de böyle şeyler var, küçük çalışan aletler. Bunlara gelip burada yiyeceğinizi düşünerek ben onu seçtim. Buradan ne yemek istiyorsanız seçim yapabiliyorsunuz mesela. Meyve suyu ya da kahve. Ekmek artık satılmıyor sanırım şu an. Sonra set olarak menüleri varmış böyle bok gibi diye. Dondurmalı falan tatlı bir menüye benziyor. Sonra dondurmaları var. Şöyle küçük iki kişilik bir dondurma seçiyorum. Ice cream. No yedin ki kogiso. Son tek edite ya. Okey. Böyle yapıp körce dedikten sonra kartınızı taktıktan sonra cima. Pound diyorsunuz. Kart diyorsunuz. Oy. Son tek anlıyor. Şifre falan yazmanıza gerek yok. O zaten hani eğer üyeyseniz söylüyor. Sonucuma buradan fişinizi aldınız. Ve teyzeye geldiniz. Mükke şikayet ediyor. Yok, bu kanal bir kanıta. De. Okey. İki tane normal istediğiniz dondurmadan seçiyorsunuz. Bir tanesi de tadına bakmak istediğiniz küçük az koyduymuş. Burada çilekli, vişneli, işte apple mango. Hadi. Bu ne, pirinçli var abi. Siyah susam. Ve topulu mu? Ha? Topulu? Burunun başında. Çeyir bana fan dopşo bonci. İgo. Krom. Okey. Krom, o zaman biz ilk başta o zaman ne soruyoruz? Pirinçli abi, ben hayatımda pirinç yemedim. Kangın sarı, hanaran. Çoğundu. Simmat. Dergi oda, sakla dergi olmanın çoğundu şu okumatı. Bir tane pirinç, bir tane elma, bir de tadına bakma. Çok batçın poge. Topu dükümcü de ya. Topu. De. Tadına bakmak isterseniz veriyormuş. Ande, nestal anida. Nestal anida. Peynirli dondurma ama böyle ekşi peynirli gibi, bilemedim. Peynir seviyorsanız deneyin. Yoğurtlu falan var. De. Kı hananın. Çok maşinin gollu. Ne? Tamam, çizir uçum çizeyim. Ricotta çizim. Ricotta ve peynirli dondurma söyledim şu an. Hatta bunu biraz çıkarabilirim gibi görünüyor. O zaman ben dondurmayı yerken size böyle ufak bir tur atayım. Teyze hazırlarken. Aa, ikinci katı da varmış. Biraz daha güzel görünüyor dedi teyze. Şusaya. Bunları böyle kendiniz çizebiliyormuşsunuz yukarıda. Yukarıda değil, içeride. Böyle çok gibi çizmeniz istedi ama ben çizebileceğimi zannetmiyorum. O kadar yetenekli değilim. Kyopji. Benden bu kadar. Benim çizim yeteneğim sadece bundan ibaret. Kyopta. Spider-Man's name is Peter Parker. What the?